Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci dönem birinci yazılı, dokuzuncu sınıf matematik, yazılı hazırlık videosu ile sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar yine geldi çattı yazılılar. Ama merak etmeyin Tonguç Akademi her zaman olduğu gibi, her zaman olacağı gibi sizin yanınızda. Ve dokuzuncu sınıf yazılı kampımız, ikinci dönem birinci yazılı kampımız işte bu programda sizlerle birlikte... Bütün dersleriniz, bütün önemli dersleriniz burada arkadaşlar. Matematik, edebiyat, kimya, coğrafya, fizik, tarih, biyoloji, İngilizce ve din kültürü dersimiz sizlerle birlikte arkadaşlar. Bugün günlerden 21 Mart Salı ve saat 5 itibariyle en önemli ders, en güzel ders ve en iyi öğretmenle birlikte matematik biraz abarttık. Matematik birinci yazılık, biz, yazılı yazılık videosu ya, sizlerle birlikteyiz. Ve arkadaşım ne yapacaksın? Bütün dersleri Tonguç Akademi ile çalışıyorsun. Çok güzel notlarını alıyorsun. Öğrenci notlarını çıkartıyorsun. Ve yazılı provası 10 tane sorumuzla yine ne yapıyorsun? Damgayı vuruyorsun yazılıya. Ama damga vurmak için çoğumuz metroyla, metrobüsle, Marmara ile okula gidiyoruz. O yüzden arkadaşım Otobüste giderken, metroda giderken bu el kadar olan kitapçıyı alıyorsun ve bu kitapçıkta ne yapıyorsun? Açıyorsun, notlarına bakıyorsun. Sadece matematik değil, bütün yazılı notları burada arkadaşım. İkinci dönem bütün yazılı notları burada. Hepsine tek tek bakıyorsun. Neler var mesela bakın matematikte? Çok güzel bir şeydi. Renkli bir şekilde sayı problemleri oran orantıdan başlıyor arkadaşım. Ta ki nereye kadar? tabii ki de bu dönemin sonuna kadar bütün hepsi var. Veya da bakın su ve hayat var, biyoloji notları var burada. İşte tarihte 4 tarifin Bütün hepsi böyle renkli renkli şemalarla Tonguç Akademi'nin nasıl olduğunu biliyorsunuz. Öyle anlatılıyor. Ve ödevlendirme sistemi Tonguç'un diğer kanallardan ayıran en büyük unsur demiştik. Ve Dinamo kitabımızdan bugüne kadar ta ki üçgenlere kadar, üçgenlerin başına kadar size ödev verdik arkadaşım. Ve bu ödevlerde bazı arkadaşlarımız yapmadığı yerleri olabilir. Mesela bu soruyu niye boş bıraktım yapamadım diyen arkadaşım lütfen burayı yapsın. Bu sorularda hemen böyle sayfaları tarayın. Yapmadığınız varsa lütfen yapın. Ve en önemli şeyi söyleyeyim mi? İşte 9. sınıf kitabımızın her ünitenin sonunda olan yazılı provası 12 sorusu var. Bu 12 soruyu da sakın yapmadan sınava girmeyin ve kare kodu okutarak canım hocamdan destek almayı unutmayın. Yapamadıklarınızda sözü fazla uzatmayayım. Artık öğrenci notlarına başlayalım. Bence yazılı oran orantıdan başlayacak arkadaşlar ve problemler içerikli olacak. Zaten 8 tarz problemimiz var. Sayı problemleriyle oran orantıyla şey sayı problemlerinden başlıyor. Ondan sonra kesirle devam ediyor ve sonrasında arkadaşım nereye kadar devam ediyor bu? Ta ki Ta ki bütün problemler hız problemiyle bitene kadar. E 8 problem var. Oran orantı var. Zaten her birinden bir tane sorsak ne olur? 10 soru eder. O yüzden oran orantıyla başlayacağını düşünüyoruz. Evet, birinci konumuz oran orantı öğrenci notlarında. Oran ne demekti oran? İki çokluğun birbirine bölümüne oran deniyordu arkadaşım. Orantı neydi? Oranların birbirine eşitliğine biz orantı diyorduk. Bakın iki tane oran var birbirine eşit. Ve burada orantı sabit dediğimiz bir şey vardı. Ve değişmezdi. Oranlara eşitti. Bunu unutmayalım. Ve orantının kuralları vardı. Neydi o? İçler dışlar çarpımıydı. Çaprazlamasında çarpımlar birbirine eşitti. Biz buna çocukluğumuzdan beri hatta anne karnından beri biliyoruz. İçler dışlar çarpımı birbirine eşitti. Ve unutma arkadaşım böyle çok çakal sorular soruyorlar. Buraya bir yıldız atalım. Zor soru soracaksa hoca şu iki kuralı birleştirip sorabilir haberin olsun. Ne o? Paylar paylarla paydalar paydalarla toplanınca orantı sabiti değişmezdi. Hatta ve hatta biz kesir genişletsek MA bölü MB NC bölü ND olsa yine biz genişlettiğimiz kesirlerin pay ve paydalarını toplasak yine orantı sabitimiz değişmezdi. Ve gel gör ki A B bölü C D birbirine eşitti, ikisi de K'ya eşitti. Ben bunları A B ile C D'yi çarparsam da ne olur arkadaşım? K kare olur çünkü her biri k'ydı unutma. Doğru orantımız vardı, ters orantımız vardı. Doğru orantı neydi arkadaşım? Bir çokluk artarken kırmızıyla diğer çoklukta artıyorsa, bir çokluk azalıyorsa diğer çoklukta aynı orantıda azalıyorsa biz buna doğru orantı diyorduk. Ters orantı neydi? bir çokluk artarken diğeri azalır. Bir çokluk azalırken diğeri artıyorsa biz buna ters orantı diyorduk. Ve doğru orantı bölmeyle gösterilir. Bakın A artarken B de artar K sabit olduğunda. Yalnız ters orantı A K sabit olduğunda A artarken B azalmış olur unutma. O yüzden ne diyoruz? Doğru orantı bölmedir. Ters orantı çarpmadır. A sayısı B ile doğru C ile ters orantılıysa bakın doğru orantı bölmeydi A bölü B. C ters orantıydı. O zaman çarpı C olacak. Ve burada bir sabit olacak ki sayılar değişse de sabit değişmez arkadaşım. Unutma. Oran orantı problemlerinde doğru orantı problemlerinde çapraz çarpım vardır ki çünkü artarken diğeri de arttığı için yine bu formata geliyor. Bu formatta içler dışlar çarpımı yapabilsin. Ama ters orantıda düz çarpım vardı. Unutma. Bunu da söylemiş olalım. Bunları aklımızda olsun arkadaşlar. Oran orantı problemlerinden bir tane ve de oran orantının kurallarından da bir tane gelip iki tane soru oran orantından geleceğini düşünüyorum. Hatta en az iki tanesi. Evet sayı ve kesir problemleri ne vardı? İlk önce problemi çözerken verilenleri ve istenenleri belirle. Mesela adam sana diyor ki Ayşe'nin yaşı kaçtır? veya da işte şu sayı kaçtır diye soruyor. Sen sorunun başında o sayıya x'ti. Ve unutma ki onu soruyor. Veyahut da Ayşe'nin yaşı derse sen unutma ki Ayşe'nin yaşına X değil A'dı. Sorunun sonunda da A neydi? A Ayşe'ydi. Unutma X yerine ne kullanabilirsin? Baş harfleri kullanırsan daha çok aklında kalır. İstenilenleri değişken ifade et. Evet değişken işte A diye ifade ettik. Ve denklem ve eşitlik kur ve çöz diyor. Tabii ki de ne yapacağız? İki katının beş fazlası falan derse eşittir. Şuna eşittir derse biz de ona göre hareket edeceğiz. Bir sayının 4 katının 1 eksiği derse bana nasıl yazacağız? Bu sayıya gidip x diyebiliriz. O zaman 4 katı 4x'tir. 1 eksiği de 4x eksi 1'dir. Geçtik. Bir sayının karesi sayımız y olsun. y kare 3 fazlası. y kare 3 fazlası yapmış oldum. Bir sayının 2 bölü 5'i yani 2 ile çarp 5'e bölü 2 ile çarp diyor. Bu sayımız a olsun. O zaman ne yapacağız? 5'e bölüp 2 ile çarpacağız ki zaten 2 bölü 5 ile çarpmakla aynı şeydir dedik. Bir sayının 1 bölü 3'ünün 2 bölü 7'si derse bakın nasıl 2 bölü 5'ini aldıysak bir de 2 bölü, 2 bölü 1 bölü 3'ünü aldıktan sonra 2 bölü 7'sini alacakmışız. Bu sayıya B diyelim. O zaman B bölü 3 yaptım çarpı 1. Bir. bir de bu sayıyı yine bölüp çarpacağım için o zaman hiç fark etmez aynı anda 21'e bölüp 2 ile çarpsam aynı şey demektir. Bunu da unutma. Verilen kesirli ifadenin Paydalarını çarparak işi, testi, çubuğu, yolu, kağlı yazıyoruz. Ne demek istiyor biliyor musun? Bir test kitabının önce 1 bölü 3'ünü sonra 1 bölü 5'ini ya da kalanının 1 bölü 5'ini derse... ...sen kitaba sorunun daha başında 15x sayfa vardı. o zaman 5x'ini bu çocuk çözmüştür de. Mesela kalanın 1 bölü 5'i diyorsa o zaman 10x'in 1 bölü 5'inden de 2x'ini iki çözmüştür dersin. Kalanın demiyorsa o zaman demek ki 5x'i çözmüştü. E, kalanın demiyor. 1 bölü 5'ini kitabın 1 bölü 5'ini diyor. O zaman ne dersin? 3x'ini çözmüş dersin. Oradaki kalanın kelimesine lütfen dikkat edin. Kalanın dedi mi demedi mi? Dedi mi? <laughs> dedi mi demedi mi arkadaşım? Ne yapacaksın? Ona dikkat edeceksin. Geçtim. Yaş ve işçi problemlerinden soru gelebilir. Bir kişinin yaşı x ise bir yıl önceki yaşı x eksi bir. Bir yıl sonra iki yıl sonraki yaşı x artı iki. Üç yıl önce doğmuş olursa bir insan 3 yıl daha fazla yaşamış olur x artı 3. 4 yıl sonra doğarsa 4 yıl hayata geç başlamış olur ve 4 yaş küçük olur o da x eksi 4 olur. İki kişinin yaşları toplamı A ise yaşları farkları B ise yıllar geçtikçe yaşları farkı değişmez ama yaşları toplamı kişi başı t arttığı için ne olacak 2t artar. Kişiler, kişilerin arasındaki yaş farkı yıllar geçse de değişmez arkadaşım unutma. Geldim buraya. İşçi problemlerinde de bir işin tamamının tamamını x günde yapıyorsa bir eleman bir günde 1 bölü x'ini t günde tabii ki de t ile çarparsak t bölü x'i x'ini yapar. Unutma arkadaşım. Birinci işçi bir işi 12 günde bitiriyorsa, ikinci işçi 18 günde bitiriyorsa aynı kesir problemlerindeki gibi öyle bir iş ki bu. 12 parçaya bölünüyor, 18 parçaya bölünüyor. O zaman ne diyorum arkadaşım? Demek ki 12, 18'den dolayı ben bu işe ekokları olan 36K derim. Heh, bu arada, bu arada arkadaşım, bu arada ben birazcık hızlı geçmiştim, unuttum. Ama şunu söyleyeyim, yine söyleyeyim, yine söyleyeyim. İşte bu kısımdan kesin soru gelecek. Bakın, bir bu kısımdan, iki bu kısımdan. Buradan kesinlikle soru çıkacak arkadaşım. %100 haberin olsun. %100 soru gelecek. Peki sayı kesir problemlerinden gelecek mi? Evet, oradan da yine buradan %100 soru gelir diyerek sana yine bomba tavsiyeyi veriyorum. Sayı ve kesir problemlerinden de %100 birer tane soru gelecektir. Hocam burayı es geçmeyecek. Ve en önemli kısım burası. Yaş problemlerini ÖSYM de çok umursuyor. Öğretmenleriniz ÖSYM'yi takip ediyorsa yazılda buradan soru soracaklardır. İşçi problemlerinden de şu ekok muhabbeti çok önemli. Lütfen burada bakın işin tamamına ne diyoruz? 36K diyoruz ve olayı böyle yapıyoruz. Lütfen şimdi elimi çekiyorum. Eses alın. Çünkü hoca buradan soru sorar arkadaşım. Şimdi geldim öğrenci notlarının dördüncü sayfasına. O da ne? yüzde kar zarar ve karışım problemleri arkadaşım yine burada müthiş bilgiler var. Şimdiden söyleyeyim arkadaşım, şimdiden söyleyeyim. İşte bu kısımda yazılıda sorulur. Yazılıda sorulacağı için şimdiden hemen sana bir giriş yapalım buraya ve aklını başına al, öyle dinle bu kısmı. Gördüğün gibi girişimizi yaptık ve süper bir şekilde buraya önemsemen gerektiğini söyledik. Çünkü bu kısımlar bir öncekilere göre bir tık daha zor. Yüzde problemi aslında zor değil. Ney? aslında kesri yüz olan bir ifadeydi. Bir sayının yüzde x'i derse bu, bu sayıda sayı da a ise a çarpı x bölü 100 diyeceğiz. Zaten hani 1 bölü 5'i deyince hani 1 bölü e çarpıyorduk ya. Bu da yüzde x. Yani yüzde x demek x bölü 100 demek. Bunu yapacaksın. Yalnız burada bazı önemli terimler var. O da şu. Yüzde 20 demek 20 bölü 100 demek ki 5'e böl demek aslında. 1 bölü 5. 60'ın yüzde 20'si 5'e bölünmüş hali nedir arkadaşım? 12'dir. Bunu unutma. Peki yüzde 15 derse 15 bölü 100'den dolayı aslında 5'e böl nedir? 3 bölü 20'dir. Yani 20'ye bölüp 3'e çarpabilirsin. 40'ın %15 fazlası diyor. 40'ın 20'ye böldün mü kaç eder? 2. 3'e çarparsan 6. E, 6 fazlasını soruyor. O zaman bunun cevabı 46 olacak. 110 unun 110 kilogram ya da 110'un pardon özür dilerim. 110'un 110 un nereden çıktı? 110'un %10 eksi diyor. %10 demek 1/10, bölü 10'a 10 böl demek. 10'a bölersem de 11 çıkartırsam ne olacak? 99 olur. Yani 1/10'a bölü bölünmüş hali 11, 11 eksiğini soruyor. Bu kısım çok önemli dedim. Burayı da söylemiş oldum. Kar zararda. Kar demek satış fiyatı yüksek olacağı için satış eksi maliyet demek ve maliyet artı kar da satış demek. Yani maliyeti karşı yatarsan, maliyetin üstüne kar koyarsan satışını öyle yapmış olsun. Zararsa maliyetin fazla satışın az olması demek. O yüzden maliyetten zararı çıkartırsan da yine sen ne bulmuş olursun? Satışı maliyetten zararı çıkarsa satışı bulmuş olursun. Unutma aklında kalsın. Karışımda da ben size tablo şeklinde vermiştim. İlk önce şunu unutmayın. Bir karışımdaki karışımdaki belirli bir maddenin karışımdaki yüzdesi istenilen madde bölü karışımın tamamı çarpı yüzde gösteriliyordu ki yüzdeyi bulasın. Aslında senin bulduğun sayı zaten direkt yüzdesi olacaktır ama yüzde çarpmayı unutma. A gramlık yüzde B diyorsa e tabii ki de A çarpı B bölü 100. C gramlık yüzde D diyorsa C çarpı D bölü 100. Ve sonuçta toplamının yüzde kaçı diye sorduğu için işte burada da A artı C'nin yüzde kaçı olduğunu karışım problemlerinde ezber kısmı buydu. Ama unutma ezber yapmıyorduk biz tablo yapıyorduk. Bu kısmın da çok önemli olduğunu Eses al, elimi çektim. Güzel bir şekilde buradan da sana ne demiştik? Yazılda çıkar demiştik, hoca sorar demiştik. Bu kısmı da can kulağıyla dinledin, esesini alıyorsun. Geldim hareket problemlerine. Yine yine yeniden ne diyorum buraya Musun arkadaşım? Kesin çıkar. Bak kesin yüz çıkar. Hareket problemini sormayan hoca... Olmaz arkadaşım. İster kolay ister zor ama Tonguç Akademi'deki videoyu izlediysen, izlemediysen lütfen yazıldan önce izle. Çünkü kesinlikle o tarz sorulardan biri gelecektir. Ve zor sormak istiyorsa en, en zoru bizim videodaki sorulardan olacaktır merak etme. O yüzden bu kısım önemli. Yol ne demek yol? Hız çarpı zaman demek arkadaşım. Bir de ne olacak arkadaşlar? Yol dediğim şey hız çarpı zaman olduğu için kısaca x eşittir. V hız t zaman v çarpı t demekti. Ve bazen diyordu ki Aynı anda diyordu. O zaman bunların T'leri eşitti. Sen iki tarafın X ve X bölü B, X bölü V'sine bakarsın. Yani yol bölü zamanına bakarsın. Bazen de sen hızı bulmak için yolu zamana bölersin. Unutma. Ortalama hız dediğimiz şey sakın 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 yolu gidip de 80 kilometreyle gitmiş, 100 kilometre Hocam ortalaması 90'dır deme. Ne kadar yol gittiler o kadar da ona bak. Toplam yolu bul. Toplam zamana böl ve 90 çıkmayacağını göreceksin arkadaşım. Dairesel pist sorularında da pistin çevresi her zaman nedir? V çarpı T'dir. Pistin çevresi V çarpı T'dir. Bunu unutma. Peki V çarpı T karşıma nasıl gelecek? Bakın ister dairede olsun ister araçlar karşı karşıya geliyor olsun. Burada ne vardır arkadaşım? Bu arkadaşlar birbirlerine doğru gelir giderlerse bunlar nedir? V1 artı V2'dir. Ve bu nedir arkadaşım? T ile çarpılmış haldir. T ile çarpılmış haldir. Aklında olsun ve biz de buna ne diyoruz? Yol diyoruz. Çünkü bu adamlar birlikte aynı yolu kat ediyor bu adamlar da. Ama bu adamlar biri diğerini yakalamaya çalışıyorsa V1 daha hızlıysa o zaman burada da ya da burada gördüğün gibi ne olacak arkadaşım? Yine bize ne yapacak? V, V1 daha hızlı olduğu için onu yakalamaya çalışacak. Tabii ki de bu V2 ne kadar giderse Adamda bir tur artı, bir pis çevresi artı o kadar yol gideceği için yine ister çember olsun ister böyle olsun. Burada yapacağın şey de v1 eksi v2 çarpı zaman olacaktır. Bu zaman sana burada x'i verecek. Burada da pistin çevresini verecek. Pistin çevresi bu x dediğimiz şey burada pistin çevresi burada da pistin çevresi. Nerede? Bu daire çember pist sorularında daire çember ya da ya daire ya da çember diyorlar ama çember değil aslında dairesel pist soruları aklımızda olsun. Ve arkadaşım üçgenler gördüyseniz ki çoğunuz görmüş olmanız lazım. Üçgenler gördüyseniz kesin ve kesin ne olacak arkadaşlar? Üçgende açılar kısmından soru gelecektir. Aklında olsun. Hızlıca söyleyelim. Neydi dar açı? 90'dan küçük açıya dar açı denirdi. 90 derece tabi 0 ile 90 arası. 90 dereceye dik açı. 90-180 arasında geniş açı deniyordu. Ve düzlük dümdüz doğru açı diyorduk 180 derece Tam açıda Baştan sona kadar bütün eli tarayan da 360 dereceydi unutma. Ve tümlerle bütünler vardı. Tümler açı neydi? T'nin 90'ıydı. Bütünler açı neydi? 1.8'den başlayan 0 olan 180 dereceye tamamlayan açılardı. T 90 T'den dolayı bütünler de 1.8'den dolayı B diyorduk. Toplamları 90'sa 25'in tümleri ne arkadaşım? Tabii ki de toplarsan 65 olur. 90 olması için X'in tümleri de 90 derece eksi x derecedir aklında olsun. Peki 70'in bütünleri nedir? 70'in bütünleri 180'e tamamlamak için nedir? 110 derecedir. X e peki ne olacak? Yine 180'den çıkartacağım. 180 derece eksi nedir? X derecedir. Bakın arkadaşlar buradan üçgenlerden hoca kolay sormak istiyorsa açıları gördüyseniz buradan soru gelir diyeyim. Tabii ki de %100 demeyeyim ama bu kısmı gördüyseniz tümler bütünleri hoca sınavda belki basit bir soru olsun diye sorabilir. Ve geldik işte efsane üçgenlerde açılardan önce bilmemiz gereken müthiş kurallara. O kurallar ne? İşte bu. Ne o? İki tane yöndeş açı varsa sağa yukarı bakan, sağ aşağı bakan, sol aşağı bakan, sol yukarı bakan bunlar yöndeş açılardır ve birbirlerine eşitlerdir. Z kuralında ikisi de içe baktığı için iç ters açılarla aynıydı. Bunlar da paralel olduğu sürece Z'deki içerideki şeyler X'ler Y'ler birbirine eşitti. U kuralı ve kalem ucunda yalnız toplamları yoktu. Burada ne olacaktı? Birbirlerine eşit özür dilerim. Birbirlerine eşitlik yoktu. Toplamları 180. Burada da kalem uçunda da toplamları 3 kişi oldukları için 180 olacaktı. M kuralıyla zikzak kuralı da birbirinin aynısıydı. Sola bakanlar sağa bakanlara, sola bakanlar sağa bakanlara eşitti arkadaşım. Bu da aklımızda oluyor ve bunu da bu şekilde yapıyoruz. Ha bu arada burası müthiş önemli. Bak buradan soru gelir demiyorum. Ama soruların içinde bakın soruların içinde bu kurallar kesinlikle olacak arkadaşım. Soruların içinde bu kurallar kesinlikle olacak aklında olsun. İşte geldik sanırım son kısma ve bu son kısımda da arkadaşım buradan sonra soruların başlıyor sana. Bu son kısımda da gerçekten ve gerçekten burada bilmen gereken çok önemli bir mevzu. Bu kısım Kesin çıkar kısmı işte bak geliyor hemen burada sana. Gördüğün gibi kesin çıkarı bu kadar keskin bir şekilde sana dile getirdik. Görsellerle söyledik ve ne diyorum arkadaşım bak. Öğrenci notlarının belki de en önemli kısımlarından biri. Burayı bitirdikten sonra kesin çıkar dedik ya. Hemen yapıp bir kere daha sana esas alman için vakit vereceğim. İç açılar toplamı A artı B artı C. 180 derecedir. Unutma dış açı sadece üçgen değil dörtgen beşgen bütün yüzgen olsun. Hiç fark etmez bütün çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derece. X dediğim şey A'nın dışıysa o zaman bu diğerlerinin toplamıydı. Y dediğim şey B'nin dışıysa bu diğerlerinin toplamıydı. Z dediğim şey C'nin dışıysa o zaman Z de diğer iki tane iç açının toplamıydı. Bunları biliyorum. Ve ikiz kenarda en müthiş olan şey ikisinin eşitliğiydi. İki kenar ve diplerindeki açıydı ya da karşılıklı eşit kenarları görendi. Bir de daha müthiş bir şey var tepeden inen dikme aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda açı ortaydı. Dikme açı ortay ve kenar ortay aynı kişiydi. Aynı yerdi. Eşkenar üçgen. Bütün kenarlar aynı ve bütün açılar aynı. Bunu da söylemiş olalım. Yine aynı şekilde eşkenar üçgende ikiz kenar üçgen olduğu için bir bakıma o zaman onun da yükseklikleri açı ortay ve kenar ortaydı dedim. Yine söylüyorum elimi çektim. Eses al ve hoca buradan kesin sorar. tabii ki de üçgenleri gördüyseniz arkadaşlar sorar. Bu arada şunu da söyleyelim. Ee, üçgenleri görmeyen arkadaşlar full problemlerden ve oran orantıdan olacağını söylemiştik bence. O yüzden arkadaşım hiçbir sıkıntı yok. Ve burada da ne var arkadaşım? Gördüğün gibi bir oran orantı sorusu var. Şimdi bakalım ABC sayıları sırasıyla 3, 4, 5 ile doğru orantılı. E bir dakika şimdi bak. A 3 ile bölmeydi ya doğru orantı. B 4 ile C de 5'te doğru orantılıymış ve bunlara k dersek unutma arkadaşım burada ne olacak a eşittir 3k, b eşittir 4k, e c eşittir 5k olacak. Bak burası tamam bunu hallettik devam edelim. x, y, z sırasıyla 2, 3'te ters orantılıysa bakın burayı lütfen sakın kaçırmayın kırmızı yazıyorum ters orantı çarpmaydı 2x, bakın x, y, z diyor 3y ve 6Z olacak ki çok dikkat. Buraya K yazarsan bölülerle uğraşırsın. O yüzden buraya ekoku K yaz. K kullandığım için ekoku M yaz. 2X'in 2'nin 3'ün 6'nın ekoku 6'dır. Sen buraya gel 6M yaz. 6M yazarsan ne olur arkadaşım? Bak çok dikkat. X eşittir. 2 kere ne 6? 3M. 3 kere ne 6? 2M. 6 kere ne 6? Tabii ki de 1 M. O zaman M diye yazdım. Şimdi soruma geldim patlatıyorum. Soruya baktım. 2 A diyor. A dediğim 3 K'ydı. 2 kere 3 6 K. Eksi B diyor. E 4 K. Artı 3 C diyor. 3 kere 5 beş, 15 beş K etti ki bunun cevabı 34'müş. Hemen bakarsan 6'dan 4 çıkarsa 2 toplarsam ne etti? 17K eşittir 34 etti. Her iki tarafı 17'ye bölersem dostum K eşittir 2 etti. Burası Mortingen burayı yaptık. K'yı 2 bulduk. Devam edeyim. Ha bu arada A'yı sormuş. A çarpı Z'yi sorduysan sen hemen A'yı 2 X'i ben e, K'yı 2 bulduğuma göre A 6'dır. Çarpı. Şimdi de Z'yi bulacağım. Z'yi de hemen mor kalem, mavi kalemimle bulayım. X dediğim şey 3M'di. Görüyorsun, Y dediğim şey 2 mydi Görüyorsun, Z dediğim şey de m ama iki katı diyor. Orayı da 2m eşittir 12'den 2m'ler birbirini götürdü. 3m eşittir 12 ise m de buradan kaç çıktı? 4 çıktı. M de 4 çıktıysa arkadaşım hemen buraya 4 yazmıyorum tabii ki de. M eşittir 4 olduğuna göre şansa zaten Z de m olduğuna göre yanlış yazmamış olduk. A çarpı Z'yi de 6 kere 4 24 bulmuş olduk. Bir yerde yanlışımız var mı? Hemen toplanalım. 3 vardı. 2 M vardı. 2 M çıktı. Bunu da doğru yapmışız. Bir sıkıntımız yok. İşte oran orantıda doğru orantı bölme şeklinde. Ters orantı çarpma. Buraya K yazarsan buraya ekok yazacaksın. Unutma. Doğru orantı falan ne olur biliyor musun arkadaşım? Doğru oran, oran orantıdan problem soracaksa hoca. Bence hoca soracaksa yüzde yüz yazılda bu tarz bir soru çıkacaktır. Haberin olsun. Geldik bir başka soruya. 65 kilogram fındık 3 ile doğru 4 ile ters orantılı olarak çuvallanacak. Bak şimdi arkadaşım ne yapacakmış? Bir çuval var bu A çuvalı bir çuval var B çuvalı. O zaman ne oluyor? Doğru orantıysa A bölü 3 ters orantıysa 4 B oluyor ki arkadaşlar çok dikkat edin şimdi. Burada bunun altında görünmez bir vardır. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? A eşittir 12 B'dir diyebilir miyiz? Derim. Ve bu çuvallar 65 kilo değil miydi? E bana da ne demek istiyor? A artı B 65 demek istiyor. E ben A'yı 12 B diye buldum. 12 B artı B eşittir 65. 13 B eşittir 65. O zaman her iki tarafı da 13'e bölersem B eşittir 5 çıkmış oldu. Şimdi B eşittir 5 ise arkadaşım ne yapacağız biz B eşittir 5 ise? Fındığın kilogramı 70 TL'den satıldığına göre ağır olan çuval. Bakın arkadaşlar B5 ise o zaman A dediğim şey bakın B5 ise A dediğim şey B zaten 5'tir. E A dediğim şey 12 katıydı. O zaman 65 oldu. Şey 65'ti zaten 60 oldu. Zaten 5'ten geri kalan budur. Diyor ki ağır olan çuvaldaki fındığın tamamının satışından elde edilen gelir nedir diyor. Evet ağır olan 60 kilogram. 60 kilogram çarpı 70 TL. E tabii ki de buradan benim kazancım ne olacak? 6 kere 7, 42. 2 e, tane 0, 4200 TL olacak ki... ...fındığın kilosu gerçekten de TMO'da... <laughs> ...toprak maksulleri ofisinde 70'ten alınıp... E, ...kaça satılıyor Allah bilir diyelim. Ve burada da güzel bir şekilde söylemiş olalım arkadaşım. Yani... E, fındık bu şekilde arkadaşlar satış fiyatını yaptık oradan da bunları söylemiş olduk var mı bir sıkıntı bence yok doğru orantı deyince bölme ters orantı deyince çarpma yapacağını biliyorsun ben buraya bilerek k demedim bir daha fazla bilinmeyenle uğraşmayalım o yüzden de böyle güzel bir şekilde çözdük geldik buraya işte sayı problemlerinde değişik tarzda bir soru boş olan kumbarasından seçil arkadaşımız ne yapıyor bazı günler 1 TL bazı günler 5 TL atıyor 30 günün sonunda bir dakika şimdi. 30 günün sonunda burada 74 TL birikliyorsa şimdi bize 1 TL kaç gün atmıştır diyor. X gün 1 TL atsın. E toplamda 30 gün vardı. 30 gün varsa arkadaşım 30 eksi günde 5 TL mi attı? E süper. O zaman bakın X kere 1. Çünkü 1 TL attığım X gün varsa o zaman benim kumaramda X de birikir. E 5 TL attığım günlerde hatta şöyle diyebiliriz. 1 çarpı X. 5 TL attığın günlerde kaç günse 30 eksi x bunun toplamı neymiş? 74'müş. E buradan bir x geldi. Buradan da 150 eksi 5 x geldi. Ve bunun cevabı 74'müş. Çok dikkat. 4 x x eksi 5 x eksi 4 x at karşıya arkadaşım artı 4 x. 70 çıksaydı 80'di. Bir 4 daha çıkarsa 76 oldu. E bu 80 olsaydı 4'e böldüğünde 20 idi. O zaman demek ki her iki tarafı dörde bölersem o zaman x'in benim kaç oldu? 19 olmuş oldu. 19'u buldum. E ben x demiştim. X'i niye ben zaten buna 1'e x dedim? Çünkü ben zaten sorunun sonunda kafam karışmasın diye demiştim. Demek ki 19 gün boyunca bu çocuk 1 TL atmış. Geri kalan 11 gün boyunca da 5 lira atmış. Bakın 5 kere 11 55. 1 kere 19 19. Toplamı da gördüğün gibi 74. Süper bir soru oldu. Unutma bunu da söylemiş olduk. Tekrar hatırlatıyorum arkadaşım. Bak sayı problemlerinde bir dünya sorumuz vardı burada. Sakın kaçırma. Burada hatta ve hatta denkleme eşitsizlikte ÖSYM tarzı dediğimiz sorular da var. Ya da yazılıda çıkacak dediğimiz tarzı sorular da var. Bakın kısa kısa ama önemli sorular. Lütfen bunları kaçırmayın. Hatta ve hatta otobüste giderken, gece yatakta yatarken burada bile e, uyumadan önce bakman gereken bilgiler var. Örnek sorularla hepsi sana gösterilmiş. Bunlara da çalış. Aklımdayken söyleyeyim. Çünkü niye? Bazen de az soru çözüp ya keşke biraz daha fazla çalışsaydım dediğinde işte benim ben aklına gelmeyeyim arkadaşım. Ben baştan söyleyeyim sen baştan çalış. Tonguç parasının 3 bölü 5'i bir tane tost ve tost için ödediği paranın 1 bölü 4'ü kadarıyla da ayran almıştır. Of bir dakika şimdi. Bir para 5'e bölünebiliyor. O beşe bölünmüş para da 4'e bölünebiliyor. O zaman ben bu paraya 20x desem e 20x'in arkadaşım 5'e bölüp 3 ile çarptığımda e 5'e böl 20x'i 4x 3 ile çarp 12x. E bu 12x ne dostum? Bu 12x tost parası tost. Tamam tost parasına verdim paramın gitti bayası gitti yani. Tost için ödediği paranın 1 bölü 4'ü kadarıyla da ayran alıyor. Tosta 12 öderse 1 bölü 4'ü demek 4'e böl demek. E, 3x'e de sen ayran aldın mı? Aldım. Ayranı da aldım. Tonguç bir ayran daha aldığında 4 TL'si kalıyor. Şimdi bir ayran daha para vereceksem o zaman bir ayran daha aldım ben. Sanki bir tostla bir ayran içilmiyormuş gibi. Ki ben de zaten <laughs> hiçbir zaman denk getiremem ama olsun artist gibi. Bak şimdi burada ne oldu? 12, 3 daha 15, 18. Zaten bu vatandaş ne yapmış? 18x parasını harcamış. E geriye 4 lirası kalmış. E ne kadar kaldı ki geriye? x cinsinden 2x kaldı. 2x dediğim şey 4'müş ki. O zaman x eşittir ne olmuş oluyor? 2 olmuş oluyor. 2 olduğuna göre başlangıçta Tonguç'un kaç TL'si vardı diyor. Başlangıçta Tonguç'un kaç TL'si vardı diyor. E x'i 2 bulduysam benim başlangıç param 20x'ti. O zaman 20x eşittir. Ne derim? 2 kere 20 40 TL'si varmış diye söylerim ve bu sorumu da bitirmiş olurum. Gerçekten de tatlış bir soruydu. Kesir problemlerini zorlamadan bir soru sorulacaksa yazılı da buradan soru gelir arkadaşım. Zorlamadan bir kesir sorusu sorulacaksa işte orası burasıdır diye söylemiş olayım. Geldim bir başka soruma. Aslı'nın bugünkü yaşının Betül'ün bugünkü yaşına oranı 3 bölü 5'miş. Nasıl yani hocam? Aslı'nın yaşının, Betül'ün yaşına oranı neymiş? 3 bölü 5'miş. Bu tarzda bir şey görünce biz ne yapıyorduk arkadaşım? Aslı'ya 3K, Betül'e 5K diyorduk. O zaman bir daha şurada özet gösterelim. Aslı 3K yaşındadır, Betül de 5K yaşındadır. Tamam devam edelim. Aslı, Betül'ün bugünkü yaşının 2 katına geldiğinde. Ha Bir dakika şimdi. O zaman şöyle yapalım. Aslı ve Betül. Aslı şu an 3K yaşında. Betül de 5K yaşında. Aslı Betül'ün bugün yaşının iki katına geldiğinde. Yani 10K yaşında olduğunda. Yani artı 7K zaman geçtiğinde. E 7K zaman geçiyorsa bu adam için dursun zaman demiyorsun tabii ki de. O zaman 7K zaman geçerse bu adam da 12K yaşında olur. İkisinin yaşları toplamı da bana ne diyormuş? 66 olacak diyor. E kardeşim 10K 2K 12K daha etti mi sana 22K eşittir 66? E her iki tarafı bir 22'ye bölsen K eşittir 3 etti mi? Aslının bugünkü eşlediğim şey 3K mıydı? O zaman aslı eşittir 3K ise aslı eşittir 3 kere 3'tür. Aslı eşittir matematikteki 2, 2 kere 2'den sonraki en özel soru 3 kere 3 9'u bulmuş olacağız arkadaşım. Ve olay da bu şekilde kopacak. Mümkün olduğunca oran orantıyı düzgün kurun. Ve yaş problemlerinde genellikle şu tabloyu yazmış olmayı unutmayın. Yaş problemlerinde de bu tarz bir problem ne olacaktır? Kesin %100 çıkacaktır. Özellikle şu bilmem bir şey yaşına geldiğinde mevzusu sizin için önemli bir kıstas. Onu unutmayın. Aklınızda olsun. Ayberk bir işi 6 günde diyor. Bir başka sorumda da. Berkay ise aynı işi 8 günde bitiriyormuş. Bir dakika arkadaşım. 6 ve 8 günde bitiren bir işse 6 parçaya ve 8 parçaya bölünebilen bir işe ben kesinlikle ekoklarından ben bu işe ne derim arkadaşım? 6, 8, 24 derim. 24K derim ki 24K dersem Ayberk efendi 6 günde bitiriyorsa günde 4K yapar. Berkay efendi de 8 günde bitiriyorsa 3K yapar. İkisi birlikte bu işe başlayıp 3 gün sonra Ayberk işi bırakıyor. Oyun bozanlığa bak. 4K artı 3K iş yapıyor. Yaparlarken güzel güzel ne yapacaklardı? 3 gün çalışacaklardı. Ve 21K işi bitireceklerdi. E 21K işi bitirdikten sonra zaten bir şey kalmamış ki birader. Niye sen bırakıyorsun işin sonunda? 3K iş kalmış. 3K iş kalmış. Ve bu işi artık Berkay Efendi tek başına yapacaktı. Berkay 3K çalışarak T günde 3K'yı bitirmeye çalışacak ki 3K 3K birbirini götürür. Demek ki Berkay bir gün çalışacakmış arkadaşım. Bir gün çalıştığında gördüğü gibi Berkay da bu işi bitirebiliyor. Keşke Ay Berkay efendi ayrılmasaydı da işi ben de bitirdim deseydi. İkisi birlikte bu işe başladıktan 3 gün sonra bakın 3 günde biri 4K biri 3K tek başlarına yaparken birlikte 7K yaparlar. 3 kere 7 21. ...o zaman geriye de 3K kalıyor. Bunu da sakın kaçırma. Gez Özel bir soru değil, ee, klasik bir soru. O yüzden hoca... ...bu sorulardan soruyor arkadaşım, haberin olsun. Ne diyoruz? Bu soruyu hoca sorar. Geldim buraya, bir satıcının aldığı 90 adet tişörtün... ...bir kısmı defolu çıkmış. Bak bu zarar ettirir. Ama sen sağlamlara kar koyarsan ki... ...adam %40 da sağlamlara kar koyarım diyor... ...defoluları da az bir zararla satarsa... ...toplam satıştan %30 kar ediyor diyor. yüzde %30 kar ediyor. Tam bir işte ticaret adamı. Süper bir adam. Bize sağlam tişörtü soruyor bu arada. İşte bakalım sağlam tişörte ben ne diyeyim? X diyeyim. X. S demeyeyim çünkü S harfi karışabiliyor. O yüzden X diyeyim ve sonunda da X'i bulmaya çalışacağım. Peki sağlamlar X'e... ...çürükler defollarda 90XX mi? Süper. Buradan yürüyeceğiz şimdi. Ne yapacağım peki ben? Ne yapacağım? Yüzde kırk karla satarsam hatta ve hatta şöyle diyebilir miyiz? Çok dikkat edin şimdi. 90 adet tişörtüm var. Yüzde kırk karla satarsam x çarpı 140 bölü yüzlerim devam ediyorum. Devam ediyorum. Sonrasında da arkadaşım unutma. Unutma. Artı ne diyeceğim ben burada? 90 eksi x olanlara da sonuçta aynı paraydı. 80 bölü 100 kullanacağım. Ve diyeceğim ki toplam 90'ı da ne yapacak? %30 kar ettiğine göre 130 bölü 100 olmuş olacak. Şimdi buradan bakarsak burada 100 var, burada 100 var, burada 100 var. Bunlar gider. E, X ile 140'ı çarparsam. Bu arada şurayı kaçırmayın. Burası 90 eksik bir bütün. Hemen çarpalım. 100, bu arada 140'ın 40'ı şey 140'ın 0'ı e burada 80'in sıfırı bir de bu adamın sıfırı birbirini götürür. Hiç fazlasına gerek yok. O zaman burası 14x oldu. Artı 9 kere 8 720 72'den 720 eksi 8x var. Karşıda da 90 kere 13'ten 9 kere 13'ü hatta şurayı şöyle yazsak daha güzelmiş arkadaşlar. Bakın size pratik bir şey söyleyeyim. Burası 90 çarpı 8 olsun. Burası da 90 çarpı 13 olsun. Hatta ve hatta burayı çıkartırsak ne oluyor? 6x oluyor. Burada da 13 tane 90'dan 8 tane 90 çıkartırsam 5 tane 90 olur ki 90'ı 6'ya bölersen zaten 15 olur. O zaman ne olur? X eşittir 75 olur ki zaten benim sağlam tişörtüm 75. Bakın bu sağlam. Defolu tişörtümde neymiş arkadaşım defolu da? Defolu da 90'dan 75 çıkartırsam 15 kalır. İstiyorsan sağlamasını da yapalım. Bakın şimdi sağlamasını da şöyle yapacağız. Aslında zaten burada yapılan denklem gibi. Ben bu mola ben bu mola 10x dersem o zaman 75'i 14x'e çarpacağım. E bunu da 8x'e çarpacağım. E sonunda sonunda ben ne yapacağım arkadaşım? E 90 çarpı 130 oluyor mu? Oluyordur tabii ki de. Niye olmasın? Bunu da bu şekilde yapmış olacağız. 75'e 15 dedik. Süper bir şekilde bunu da bitirmiş olduk. Geldik karışım problemlerine. Bak karışım problemleri %100 sorulacaktır. Bak buradan kesin soru çıkacak arkadaşım. Karışım problemleri problemler olup da olmazsa onu. Olmaz. Ya burada da bunları söylüyorum ama ya kesin çıkacaktır diyorum ama zaten diyorum ya 8 tane soru var. Her biri birbirinden önemli konular. O yüzden sadece problem çıkacaksa bu sorular sorulacaktır arkadaşlar. Unutmayın. Hemen bakalım bu soruya. Tuz oranı 40 olan 180 gram tuzlu su karışımının yarısı ile tuz oranı yüzde 20 olan 330 tuzlu su karışımının üçte biri karıştırılıyor. Bak şimdi arkadaşım, ben ne yapacağım? 180 gram tuzlu suyun yarısını mı alacağım? O yarısı nedir? 90 gramdır. Ve sen yarısını aldığında karışım oranı değişmez tabii ki de. Bu homojen olduğu için o zaman ben ne yapacağım? Bak ne yapacağım? Karışımım benim 90 iken ben ne olacak? 36 40 demek 4 bölü 10 demek. Ona böldüm 9. O zaman ne olacak? Benim tuzum 36 olacak. Yarısını aldım ya 90'dan. E peki 330'un 3'te birini alırsan hop 110 eder. 110'un da yine tuz oranı homojen olduğu için her tarafında aynı olduğu için o zaman ne olacak arkadaşım? 20 bölü 2 bölü 10'a bölü 2 ile çarp demek. Çarparsam da burası 22 olur. O zaman bakın artık benim karışımımın içinde 200 gram karışım ve ne olacak arkadaşım? 58 gram da tuz olacak. Ya bak şimdi 200 gram da 58 ise yeni karışımın tuz oranının yüzdesini soruyor. Yüzde x'tir. E tabii ki de 200 de 58 ise yüzde x eşittir. Nedir? 29'dur dedik. Yani bu karışımın tuz oranı yüzde 29 olacaktır dedim. Bakın ben böyle çok rahat yapıyorum. Size de bu yöntemi tavsiye ederim. Zaten konu anlatımında bunu çokça anlatmıştık. 180'in yarısı 90. 90 karışımda 36 vardır. 330'un 3'te 1'i 110. 110'un da %20'si 22. O zaman 200 artık toplam karışım 200. Ve içinde de 58 tuz var. Ne yaptım? Tuzla buz ayırmış oldum. Ona göre de hareket etmiş oldum. Geldik karışım sorularına. Müthiş. Karışım, e karışım diyorum özür dilerim. Geldik hız problemlerine. Ne yapacağız? Ortalığı biraz karıştıracağız. Çok dikkat, çok dikkat, çok dikkat. Aralarında 300 kilometre mesafe bulunan A ve B kentlerinde sırasıyla V ya şurada var ya hiçbir şey anlatmıyor ya. Aynı yönde, aynı doğru hareket ettiklerini baştan iki araç 10 saat sonra C'de karşılaşıyor. Arkadaşım bu hızlı bu yavaş mıydı? Tamam. Bu aradaki yol. Bu aradaki 300 neyi verirdi? V eksi 60 çarpı T'ydi T bu formülü unutmayacaktın. Çünkü bu bunu her saat başı V eksi T 60 kadar yaklaşacaktı. E 300'ü kapatmak için de o kadar saat gidecekti ki bu 10'muş. Şu 10 ile şu 0 gitti. E 30 eşittir. V eksi 60'tı arkadaşım. O zaman V buradan da kaç çıkar? 90 çıkar. V 90'mış. Bunu hallettim. V 90'mış. Eğer bu iki araç A ve B noktalarından hızlarını değiştirmeden birbirlerine doğru hareket ederlerse ne olacak diyor. E burada da şöyle bir formülümüz vardı. Aradaki mesafe 300. E bu 90 birleşecek. Bu 60 birleşecek. Ve T kadar süre olacak diyorduk. Ki, ki ne olacak arkadaşım? Burada gördüğün gibi, burada gördüğün gibi unutma sakın. E burası 150. 150'yi neyle çarparsan olur. T eşittir 2 dedim. Ve yine söylüyorum bu soru yazılda hız problemi olmazsa olmaz kesin çıkar arkadaşım. Geldik üçgende iki tane açı sorun var ve bunlardan sonra da ödüllü sorun ve yazılıya inşallah herkes motive şekilde girmiş olacak. Şimdi çok dikkatli dinleyelim burayı ve bu soruyu yapmaya çalışalım. Ne diyor? D1 D2'ye paralel diyor. Paralelse arkadaşım burada gördüğün gibi şurada bir U var. U hani U diyorduk ya C yan C. İşte bu U da 120 verdiyse burayı toplamları 180 olduğu için şurası 60 derecedir. Burada bir ACD üçgeni olduğundan ACD üçgeni ACD üçgeninde şu 85 D'nin dış açısı olduğu için iki iç açının toplamı diğerinin dışı olduğu için şuraya ben 25 derim. Burası 25 ise ben buraya 25 derim. Ve bu adam 120 ise şu dışarıya 60 derece derim. Ve şuna dikkat etmeni isterim. Bak birebir neredeyse aynısını çizmeye çalışacağım. Şöyle bir şey var burada bakın. Şurası x. Şurası 60. Ve burası 50. Sağa bakanlar x eşittir 60 artı 50'den dolayı x eşittir 110 derece olmuş oluyor. Bu arada bunların hepsine de dereceleri de eklemiş olalım. Bir daha söyleyelim arkadaşım. Bakın 120 olduğu için burası 60. Biraz dikkat edersen u'yu görürsün. Buradaki iki açının toplamı da eşit olduğu için 60'a neyle toplarsam 85 eder? Burada görürüm. 25 25 50 e, 50 sağa bakıyor. E 120'nin 60'ı da sağa bakıyor. E burada bir M kuralını gördüm. Bakın M kuralı görüyorum. Bakın M kuralı. M kuralını bir göstereyim göremeyenler için. Şurası 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 ve burası. Gördüğün gibi şurada bir M harfi var. Sağa bakanlar 50-60. Sola bakanlar x. O zaman x nedir diyordu? Bir de kaç derecedir diyordu? Ölçüsü. M ölçüydü. O zaman 110 derecedir. Geldim son soruma ve olayı artık bitirdim diyebilirim. Hemen söyleyelim. Bakın ikiz kenar üçgen, ikiz kenar üçgen var. O zaman ben şuraya alfa, şuraya alfa. Ben şuraya beta, şuraya beta dersem. Ben şunu fark etmiş oluyor muyum? E burada 125 açısı var. E, D, F. E, D, F. E, D, F. Büyük üçgen. 125 derece artı alfa artı beta eşittir. Üçgenin iç açıları toplamından dolayı 180 derece mi? E, bunları çıkarttığımda alfa artı beta eşittir. 55 derece kaldı mı? Çünkü 5 eklersem 130 50 eklersem 180. 55 derece kaldı. Alfa artı 55'si. Alfa artı beta 55'si. Şimdi çok dikkat. Alfa alfa şu açım 2 alfa. Beta beta şu açım 2 beta. E burada bir üçgen var görüyorsun. Tepesi x derece. E tabanı 2 alfa artı 2 beta derece. O zaman ne olmuş oldu bunun toplamı da? 180 derece olmuş oldu. E ben x artı 2 parantezinde alfa artı beta desem ve burası da 180 derece olsa e ben biliyorum ki x artı 2 tane 55 derece eşittir 180 derece oldu. Çünkü alfa artı beta 55 bulmuştum. x artı 110 derece o zaman ne olmuş oldu? 180 derece oldu. Attım karşıya x eşittir 70 derece diyerek olayı bitirmiş oldum arkadaşım. Al sana ikiz kenar sorusu. Bu soruda hocaların yine sevdiği tarzda bir soru olacaktır. Ve size üçgenlerde ikiz kenarı açıları gösterdiyse bunu da söylemiş olacaklar. Sınavda sormuş olacaklar arkadaşım. Sözü fazla uzatmayalım. Ödülü soruya geçmeden önce dediğim gibi bu kitapçıktan her yerde çalışabilirsiniz. Ama daha önemlisi lütfen ödevlerini yapmayanlar ya da aralarda böyle zor soruları kaçırmış ama şimdi dönüp tekrarına bakması gereken arkadaşlar varsa lütfen ara ara Buradaki yapamadıklarınızı yapın ve yazılıda aklınızda hiçbir şey kalmasın. Hepsini yapmış olun. Ve son kez söylüyorum yazılı notları ve kare kodlar sizin önünüzde haberiniz olsun. Eksiksiz sınava girin. Arkadaşım benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. Tonguç Akademi farkıyla yine süper bir yazılı kampı geçirdik. Matematik yazılı hazırlığı bitirmiş olduk. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Artık iş sizde. Size güveniyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Arkadaşlar saldırın sınavdan en yüksek not alın bakalım inşallah. Ve sonrasında da bunun altına yorumlarınızı yapın. Ödülü sorunun cevabını da yapın. Bakın bu soru da yazılı çıkabilir. Bunu da çözmeden sınava girmeyin. Ve en önemlisi sizleri sevdiğini unutmayın. O zaman ne diyoruz? Sınavda başarılar.